Herkese selam. Ben de Dora Yağmur ve Yaralı Sar maratonumuza hoş geldiniz. Bu kitabı okumamı ve bunu maratona şeklinde çekmemi çok istiyordunuz. O yüzden bugün bunu yapıyoruz. Şu an saat tam gece 12. O yüzden çok fazla bağırarak konuşamıyorum ama umarım sesim iyi çıkıyordur. Yani iyi çıkıyordur diye umuyorum. Kitabımız burada. Hemen bir sayfa sayısı kontrolü yapıyorum. 362 sayfa. 362 sayfayı 3 saatte bitiririz diye düşünüyorum. Çünkü mola vermeyi düşünmüyorum. Direkt başlayacağım ve bitireceğim. Ben bu seriyi tamamen sizin önerilerinizle aldım. Konusu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Arkasını bile okumadım ki okumak da istemiyorum zaten yani. Size güvenerek almıştım. Size güvenerek başlayacağım. Ve kitabı anlamak için arkasını okumama ya da konusunu okumama gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden direkt başlayalım. Bakalım nasıl ilerleyecek. Okey arkadaşlar, ilk 5 bölümü okudum ve şu ana kadarki düşüncelerim hikayenin çok güzel başladığı, aşırı heyecanlı başladı. Karakterler hakkında birazcık bilgi aldık, Sedef'le ilgili bilgiler aldık. Anladığım kadarıyla Maral Atmaca bu tarz hasarlı karakterler yazmaktan hoşlanıyor. Fiziksel sorunları olan, sağlıksal problemleri olan, birazcık hassas, naif ama güçlü olmak zorunda kalmış olan karakterler yazmaktan hoşlanıyor. Çünkü Yeşil de böyleydi. İlk 50 sayfadan anladığım kadarıyla Sedef de böyle. Bu karakter bir şekilde kendini geliştirmeye ve güçlenmeye zorlanacak. Kitapla ilgili şu ana kadar tek bir sıkıntım var. Yazı puntosu birazcık küçükmüş düşündüğümün. O yüzden okurken gerçekten gözlerim yoruluyor. Dediğim gibi heyecanlı başladı zaten ve merak ediyorum neler olacağını. O halde devam edelim. Şunu söylemek istiyorum. Sedef'in böyle hafif bilmiş tavırları hoşuma gitti. Bence eğlenceli bir karaktere benziyor. Okuması keyifli olacak. Sarkastik karakterler okumayı gerçekten seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sayfa 104'teyim. Yani 8. bölüme gelmiş durumdayım. 50 ile 100 arası aktı gitti diyebilirim. Çok hızlı bir şekilde okudum. Çünkü neler olacağını çok merak ediyordum zaten. Beni niye dövüyorsun? Bu ajanlık ve eğitmenlik kısımları bana birazcık Uyumsuz serisini anımsattı. Orada da Triss'i Ford eğitiyordu, böyle aralarında bir kimya alıyordu falan ama Triss zorlanıyordu. Birazcık o sahneleri hatırladım gibi oldu ama hoşuma da gitti aynı zamanda. Ama sanki şöyle bir sıkıntı var gibi hissediyorum. Yazar bazı olayların neden o şekilde gelişti? Yani böyle böyle oldu ama neden öyle oldu? Ya da o karakterin motivasyonu neydi o sıradaki falan. Bunları açıklamakta birazcık sıkıntı çekiyormuş gibi hissediyorum. Ötenazi Okulu'nda öyle hissetmemiştim. O yüzden sanırım Yaralı Sar Ötenazi Okulu'ndan daha önce çıktığı için hani bir tık acemilik gibi görebiliriz bunu diye düşünüyorum. Eğer yazarın ilk çıkardığı kitap buysa yani normal bir şey bence. Hani bazı olayların neden o şekilde geliştiğini birazcık daha anlatsa, birazcık daha okuru bilgilendirse daha mutlu olurdum. Bu maratonu böyle çekeceğiz arkadaşlar. Bu maraton boyunca tepemde Mikasa olacak gibi. Aşkım niye huysuzluk yapıyorsun? Kudurma saati geldi çocuğun. Neyse, devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda sayfa 142'deyim. Yani 10. bölüme geçtim. Ve şunu söylemek istiyorum. Söylemek istediğim iki şey var. Birincisi, ben yankıyı kesinlikle ama kesinlikle Afrodit'le şipliyorum. Güzel bir sahneleri vardı ve ya benim bu kitaptaki şipim budur. Buna karar verdim şu anda.
O sahne az önce her şeyi değiştirdi. Diğer bir söylemek istediğim şey ise küçük bir eleştiri olacak. Kitapta sürekli şey diyalogları var. Allah belanı versin, gerizekalı, ulan, lan falan. Bu tarz diyaloglar var. Ben bunları okumayı pek sevmiyorum. Bana birazcık cringe ve ergence geliyor açıkçası. Yani ne kadar katılırsınız, ne kadar katılmazsınız bilemiyorum. Ama benim düşüncem, benim zevkim bu şekilde. O yüzden onlar birazcık beni irite etti. Ama onun dışında hikaye gayet güzel ilerliyor. Gayet heyecanlı ilerliyor. Düşündüğümden daha hızlı ilerliyorum şu anda. 3 saat 12'de başladık. Şu an saat 1.30. Yani 1.5 saatte 140 sayfayı okumuşum. Video çekimleriyle beraber 2 saatte de kitabı bitiririm diye düşünüyorum. Evet, sayfa 196'dayım arkadaşlar ve sonunda bu ünlü Alaz'la tanışabildim. Gerçekten 200 sayfadır Alaz isminin ne zaman ortaya çıkacağını bekliyordum. Sonunda kendisiyle tanıştık. Mutluyum ve huzurluyum şu anda. Ve gerçekten şu anda o kadar acıktım ki size anlatamam. O kadar acıktım ki. Daha 160 sayfa daha okuyacağım var ve ben şu anda çok açım. Hani yağmur niye kalkıp hazırlamıyorsun kendine bir şeyler derseniz. Bir gürültü yapmak istemiyorum. Çünkü saat gecenin ikisi şu anda. Ve iki üşendim. Çok üşendim. Şu anda canım yemek sepetinden noodle söylemek istiyor ama yemek sepeti kuryesinin bunun camdan içeri fırlatması lazım. Yani kalkıp gidip alamam ben onu. Ben cam açacağım, o da fıçık fıçık yapıp içeri fırlatacak. Bence gayet mantıklı aslında. Siparişin notuna böyle bir şey yazsam yapabilirler mi? Neyse, ben bunu biraz düşüneyim. Yani tam ne kadar aç olduğumdan bahsederken sayfa 209'da geçen muhabbete bakar mısınız? Yalnız istediklerim menüde yok. Pastırmalı nahut yok. Biber dolması maalesef. Bol yoğurtlu mantı ondan da yok. Yani sanki ben yeterince aç değilmişim gibi bir de burada yemek isimleri sayıyorlar ya. Canım mantı çekti şimdi, ne yapacağız? Bak, tam burada bir sponsorluk olması gerekiyordu. Herhangi bir yemek şirketi bana ulaşabilir. Maraton videolarımı sponsor olmak isterlerse ben okeyim. Şimdi spoilersız bir şekilde anlatacağım ne olduğunu. Bölüm 13'te olan olay. Gerçekten asla beklemiyordum. Mutlu mutlu ilerliyorduk, eğlenceli eğlenceli okuyordum. Şok içerisindeyim şu an. Yani çok üzüldüm. Çok gereksiz derecede üzüldüm. Asla beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Hatta gerçekliğinden bir süre boyunca emin olamadım. İleri sayfalara gittim geldim. Acaba gerçek mi yoksa rüya mı ya da bir kandırmaca tarzı bir şey mi acaba diye düşündüm ama değil. Neden? Neden? Çok moralim bozuldu. Kamerada ağlıyormuşum gibi gözüküyor. Ya da belki ağlıyorumdur ve siz aldığımı fark etmeyin diye göz damlası dökmüşüm gibi yapmışımdır. Neyse, devam edelim bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, sayfa 274'ten bir güncelleme yapmak istiyorum. Şu anda şunun aydınlanmasını yaşadım. Ben bir kitabı okurken eğer çifti şiplemiyorsam alabileceğim potansiyeldeki zevki almıyorum o kitaptan. Bu kitapta da öyle oldu çünkü. Alaz'la Sedef'i şiplemediğim için onların sahnelerin neredeyse bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bu ikisini neden şipleyemedim bilmiyorum. Bir şeyler kliklemedi. O yüzden de birazcık üzüldüm ama kendimi bu çifti şiplemeye zorlamayacağım. Eğer şipleseydim çok çıldıracağım sahneler vardı bu bölümde. O yüzden zaten bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Ama olsun ya. Sorun değil. Kurusu devam. Sayfa 294'teyim ve sonunda olaylar ilginçleşmeye ve birazcık heyecanlaşmaya başladı. Yani şu noktada heyecanlandığım hiçbir şeyin doğru düzgün bir sonuca kavuşmayacağını biliyorum. Çünkü 4 kitaplık bir seriden bahsediyoruz. Uykum falan açıldı yani. Şu an bayağı heyecanlı hissediyorum. Kaos. Kaos beni kendime getiriyor arkadaşlar. Hey,
Telefonumun depolama alanı bittiği için son dakikalardaki tepkilerimin hiçbirini çekememişim maalesef. Ama kitabı bitirdim. Kitapla ilgili olan düşüncelerimi aslında video boyunca siz de izlediniz. Ama genel olarak bir toparlayacak olursam, dili, akıcılığı gayet güzeldi arkadaşlar. İçerisinde sevmediğim birkaç tane unsur vardı, küfürlü konuşmalar gibi. Ya da birazcık çocuksu diyaloglar vardı. Onlar da çok fazla hoşuma gitmedi. Bir de ana çiftimizi şifleyememek benim okuma kalitemi birazcık düşürdü. Ama onun dışında gayet keyifli bir okumaydı. Ve son bölümlerde, son sayfalarda o kadar güzel aktı, o kadar heyecanlandım ki. Eğer uykum gelmemiş olsaydı kesinlikle ikinci kitaba da başlardım. Ama şu anda hem uykum geldi hem birazcık acıktım. O yüzden çok fazla enerjim kaldığını söyleyemeyeceğim. Yani umarım yine güzel bir maraton videosu olmuştur sizin için. Selamlar. Yaralasay Maratonu'nun ikinci gününden herkese merhaba. Dün Instagram'da yaptığım anket sonucunda bana ayrı ayrı değil tek bir video çekmemi söylediniz. O yüzden videoları birleştirme kararı aldık. Ve bugün Yaralasay serisinin ikinci kitabını okuyoruz. Kapakla uyumlu olsun diye yeşil sweatshirt giydim ben de. Ama maratonumuza devam etmeden önce bir kitap kargom geldi ve onu sizinle açayım dedim. Ayrı bir video çekmek birazcık zor geldi bana. Önce kargomuzu açacağız, sonra da kitabımızı okuyacağız. Alışverişimi kitap sepetinden ve Amazon'dan yaptım ama videoda açması kolay olsun diye ikisini birleştirdim. Şöyle bir kargom var. O zaman direkt en tepeden başlıyorum. Yabancı'nın, Özgür Yıldırım'ın yazdığı Yabancı'nın 3. kitabının çıkmasının haberinin üzerine ben 1. ve 2. kitabı alma kararı verdim. Şöyle 1. ve 2. kitabımız. Bunları Amazon'dan 50'şer liraya falan aldım sanırım. Normalde etiket fiyatları 200'er lira ama o fiyatta görünce elbette. Dedim hani 3. de geliyor. Ya beğenecek miyim? Muhtemelen beğenmeyeceğim. Ama en kötü okurken video çekerim ve hep beraber eğleniriz diye düşünmüştüm. Konusunu çok fazla bilmiyorum açıkçası. Hani herkes konuşuyor, birazcık bahsediyorlar falan ama tam bir fikrim yoktu. Yine de hep beraber bakacağız. Sonrasında şiddetli neydi? Hazlar. Seri ismi var mı? Seri ismi yok. Şiddetli Hazlar serisini aldım. Bunu da kutusunu hemen açalım. Bu arada arkadan hışırtı tarzı bir ses geliyorsa çıngır mıngır diye kedim oyuncağıyla oynuyor. O yüzden öyle bir ses geliyor olabilir. Çok güzeller. Aşırı güzeller ve hasarsızlar. Kesinlikle hiçbir hasarları yok. Şöyle Şiddetli Hazlar birincisi, Şiddetli Sonlarda ikincisi. Kapağının güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor. İçine de bakalım hep beraber. Çok güzel. Çok sade ve çok güzel. Sonrasında kitabımız Brandon Sanderson'ın Matem Bantları. Brandon Sanderson'larımı artık birazcık toplamaya çalışıyorum. Almadıklarımı da almaya çalışıyorum. O yüzden bunu aldım. Sonrasında yine Brandon Sanderson'dan Benliğin Gölgeleri. Ve yine Brandon Sanderson'dan Sınırsız Arcanium. Arcanium diye mi okunuyor emin değilim ama okudum çoktan. O yüzden okunmuyorsa çok geç. Şöyle 3 tane Brandon Sanderson'ım gelmiş. Bunlarda hiçbir hasar yok. Çok mutluyum şu anda. Sonrasında Hain'in Gölgesi serisinin 3. kitabını aldım. 1 ile 2 yine bir işbirliğiyle bana gelecek ama 3. kitap gelmeyecek. O yüzden 3. kitabı almaya karar verdim. Ardından Kızıl Kraliçe serisinin novellası olan Zalim Krallığı aldım. Ben bu seriyi okuyup bitirdim. Tek eksiğim buydu. Bu da etiket fiyatı çok yüksek olduğu için bir türlü almıyordum. İnat ediyordum çünkü incecik bir kitap. Ama sonunda aldım. Seriye eklendi bu da. Mutluyum. Karaval serisinin 3. kitabını aldım. 2. kitabını da geçen alışverişimde almıştım. 3. kitabı da alarak bitirdim sonunda. Bu yazarın bir diğer kitabı geliyor. Çok yakında, hatta çıktı sanırım. Onu da çok merak ediyorum. Ve herkes bu seriyi çok beğeniyor. O yüzden muhtemelen biz de seveceğiz gibi. Ve son olarak Sokak Nöbetçilerini aldım arkadaşlar. Evet. Başımın etini yediniz bu seriyi almam için. Bu seriyi okumam için. Ve sonunda ellerimde tutuyorum. Keşke tutmasaydım diyorum. Çünkü çok kalınlar. 872 sayfa. Ben ölürüm. Bunu okurken gerçekten ölürüm. Umarım sarıyordur da kendini okutuyordur yani. Yoksa gerçekten öleceğim. Burayı da ara verdiğimde bir ara toparlarım artık. Evet. Kitabım burada. Post-it'lerim burada. Son olarak kahvem de yanımda ve başlayabiliriz diye düşünüyorum. Daha 9. sayfadayım ama o epik her yerde gördüğüm alıntı karşıma çıktığı için bunu sizinle paylaşmak istedim. Kitabın isminin nereden geldiğini anlatan diyalog. Kalk ve devam et. Yaralasar efendim. Yarasalar demek istedin sanırım. Hayır. Yaralasar efendim. Açıkla. Kolumu kestin vicdansızın oğlu. Yaraladın bari sar. Yarala sar. Diye bağırarak kanaya konumu tuttum. Devam ediyorum. Me now isn't it funny how we all seem to feel like
It's all a dream. Do you wish you could shut it out? Do you wish you could make it stop? Do you wish you could fade away? Bence Kuzey karakteri gerçekten çok tatlı bir karakter. Ama kesinlikle Kuzey'i Yankı ile şiplemiyorum. Hiçbir şekilde şiplemiyorum. Ama aralarındaki arkadaşlık, dostluk, birbirlerini koruma çabası falan çok hoşuma gidiyor. Sevdiğim karakterleri şu anda Kuzey'i de eklemek istiyorum. Ama umarım en sonunda Kuzey bir şey olmuyordur. 4 kitaplık bir seri olduğu gözünde bulundurduğunda sevdiğim karakterleri bir şey olacağından o kadar emin okuyorum ki kitabı. Neyse arkadaşlar alıştık ya. Yani sevdiğimiz karakterlerin ölmesine alıştık bence. Acımasız yazarlara da alıştık. O yüzden bir şey demiyorum. Tam 72. sayfada olan olaydan bahsedecektim ki yine kargo geldi. Önce söyleyeceğimi söyleyeyim sonra kargomuzu açalım. Kitabın sonunda Alaz'la Sedef'in beraber olacağına ve ya muhtemelen evlenecekler ama evlenmelerini istemiyorum. Çünkü bu evlilik ve çocuk yapma falan mutlu aile hikayeleri pek benim hoşuma gitmiyor. Ama o kadar eminim ki yani o kısımdan değil çocuk yapacaklarından falan emin değilim ama sonunda Sedef'le Alaz'ın beraber olacağına eminim. Hatta dramatik bir son olması için ikisinden birisi ölüyor da olabilir. Ama ondan emin değilim. Ölüyor mudur? Bence ölüyor olsaydı, ikisinden birisi ölüyor olsaydı şu ana kadar çoktan spoilerını yemiş olurdum. Diğer bir yandan da spoiler yememe konusunda gerçekten çok iyiyim. Emin olamıyorum şu anda. Kargomuzu açalım. Şöyle Doğan Yayınları'nın mükemmel paketlenmesi, mükemmel zarflarıyla az önce size bahsettiğim kitap gelmiş. Travel'ın yazarının yeni kitabı diye bahsetmiştim ya, o gelmiş. Yani bu kadar denk gelir gerçekten. Şimdi buna başlamak istiyorum. Of ya, günden neden 48 saat değil ki? Sayfa 72'den devam ediyorum. Sayfa 84 ve sonunda ilk kitabı atlattık. İlk kitabın sonunda size bu çifti şipleyemediğimi söylemiştim. Artık şipliyorum arkadaşlar. Artık Alaz'la Sedef'i şipleyebiliyorum. Sayfa 84'ün sonundaki konuşma için teşekkür ederim. Gerçekten bunun sayesinde oldu bu. Ben de artık sizlerden biriyim. Artık ben de bir şipçiyim. Başardık. Feel it coming. No use running. Isn't this what you want? Me to give up and to slip out. What you expect me to say? Don't you wish you could shut it off? Don't you wish you could make it stop? Don't you wish you could fade away? Yankı'nın Songül'e verdiği ayar. İçimin yağları öyle bir eridi ki o kadar rahatladım ki anlatamam şu anda. Çok rahatladım. Sayfa 109, 110, 111 mükemmeldi. Sayfa 143. Sayfa 143. Sayfa 143. Sayfa 143. Sakinim. Devam ediyoruz. Sayfa 152'deyim ve şurayı okumak istiyorum. Spoiler sayılmaz, kesinlikle spoiler değil. Konuşmanın kimle kimin arasına geçtiğini de söylemeyeyim. O zaman niye vurdun oğlum adamı? Ben bu kızı tutuklasam Alaz nasıl bir tepki verirdi acaba? Şey, yanakları kızarınca bakışlarını kaçırdı. O çok yakışıklıydı. Size yemin ederim kitapta bir tane akıllı yok. Bir tane akıllı yok. I can still feel all the hurt, but I'm trying to fade away. Fade away, fade away, fade away. Sayfa 252'deyim ve yarısından fazla okumuş durumdayım şu an. Şöyle şu kısmı okudum, bu kadar kaldı. Şunu söylemek istiyorum. Ben bu Sedef'in Allah belanı versin lafından gerçekten bıktım. Yani 20 tane cümle kuruyorsa 20'sinde bir tane sürekli Allah belanı versin Naz, Allah belanı versin Yiğit, Allah belanı versin Hakan. Sürekli bir Allah belanı versin lafı var. Ben gerçekten bıktım. Çok bıktım. Yani bu kızın başka sözü yok mu? Her o cümleyi gördüğümde gözlerimi devriyordum artık okurken. Çok sıkıldım.
Bunu sizinle paylaşmak istedim çünkü 250 sayfadır sürekli Allah belanı versin, Allah belanı versin, Allah belanı yeter, yeter. Gerçekten yeter. Onun dışında kitapla ilgili hiçbir sorunum yok şu anda ama yeter yani. Hello. Yemeğimi yedim, şimdi kaldığım yerden devam edebiliriz. Sayfa 252'den devam ediyoruz. Sayfa 340'tayım. Ve Ecrin'le Kuzey'in ne kadar çok yakıştığını konuşabilir miyiz? Bence kesinlikle ana karakterlerden daha tatlı bir çift ve daha tatlı karakterlerler. Ecrin'le Kuzey'i Sedef'le Alaz'dan çok daha fazla seviyorum. Bu neydi? Ben az önce ne okudum arkadaşlar? Gerçekten ben az önce ne okudum? Son 50 sayfa ya da 50'den de fazlaydı ya. 70-80 sayfa son zamanlarda izlediğim tüm dizilerden, tüm filmlerden daha akıcı ve daha heyecanlıydı. Bir şey diyeyim mi size? İlk kitap bunun yanında hiçbir şey. Çok iyiydi. Aşırı iyiydi. İnanamıyorum. Bir ara şey zannettim. Yanlışlıkla serinin 4. kitabını okuyorum zannettim. O kadar efsaneydi. Bu kadar iyi olmasa şu anda inanamıyorum. Normalde 3. kitabı yarın ya da ondan sonraki günlerde falan okuyacaktım. Ya da haftaya falan okuyacaktım. Çünkü vizelerim var. Ama şöyle yapalım. Ben bir nefes alayım. Olanları bir sindireyim. Sonra 3. kitabı okuyayım. Nasıl fikir? Bence bayağı iyi fikir. Ben gidiyorum. Gidip birazcık hava almam, oksijen almam. Kendime gelmem gerekiyor çünkü. Selam. Ben geldim. İkinci kitabımın okumanın üzerine yaşadığım şokların üzerine birazcık kafamı toparlayabilmek için dışarı çıktım. Birazcık yürüdüm, hava aldım, markete gittim, kendime kahve aldım. Kafamı şöyle bir boş attım ve üçüncü kitap için hazırlandım arkadaşlar. Kuru yemişi de neden aldım biliyor musunuz? Dün gece ilk kitabı okurken o kadar karnım acıkmıştı ki bu sefer hazırlıklı olayım istedim. Üçüncü kitaba başlamak için çok hazırım şu anda. Çünkü Maral iki kitabı da, birinci kitabı da, ikinci kitabı da öyle bir uçurumda bıraktı ki sonunu. Bizi sonraki kitabı okumak için zorluyor resmen. İkinci kitabının sonunda olan olaylardan sonra zaten nasıl toparlayacağız, neler olacak hiçbir fikrim yok. Bu arada kitabımız 349 sayfaymış. Mola vermezsem 3 saatte bitiririm, mola verirsem 4 saatte. Saat şu anda 10.30. Ne kadar süre bitirdiğimize bakacağız. Çünkü mola veririm gibi geliyor bana birazcık. Biraz yoruldum çünkü. Bu arada kitap mor olduğu için kombinimi de değiştirdim. Mor giydim. Yo, gayet normalim arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Dediğim gibi saat 10.30'da başlıyoruz. Bakalım ne zaman bitecek. Henüz iki bölüm okudum ama iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, abi bu Sedef ne çekti ya? Gerçekten ne çekti? Kıza o kadar çok üzülüyorum ki yaşadığı şeylere anlatamam. İkincisi, Sedef zaten bir sürü psikolojik sorunu var. Bir de Stockholm sendromuna kapılacak diye o kadar korkuyorum. Şu anda o kadar ödüm kopuyor ki anlatamam. Ya bu Kuzey'le Sedef ya da Kuzey'le Yankı o kadar tatlılar ki ya. Gerçekten o kadar tatlılar ki. Çift olarak değil ama arkadaşlık olarak çok şekerler ve onların her sahnesi resmen böyle içimi ısıtıyor. Evet arkadaşlar, şu anda sayfa 196'dayım. Sayfa 196'ya kadar video çekmeyi unuttum çünkü çok kapılmıştım. Aşırı kapıldım ve sürekli hani ne olacak, ne olacak, ne olacak. Hadi bir sonraki bölüm video çekeyim, bir sonraki video bölüm çekeyim derken sayfa 196'ya kadar çok fazla bir şey çekemedim. Özür dilerim. Ama aşırı sinirim bozuldu. Yani bir kitapta kimse mi mutlu olamaz abi? Sürekli başlarına bir şey geliyor. Sürekli kötü olaylar oluyor. Herkes üzgün. Herkes acı çekiyor. Gerçekten oturup ağlayacağım ya. Sinirim o kadar bozuldu ki oturup ağlayacağım. Maral, sana sesleniyorum buradan. Neden mutlu olmuyorlar? Bir kitap oldu. İki kitap oldu. Üçüncü kitaba geldik. Ve 3 kitaptır. Karakterler hani bir acı bitiyor, başka bir acı başlıyor. O acı bitiyor, başka bir şey başlıyor.
ardı ardına darbe alıyorlar ve ben yani akıl sağlıklarının hala normal, yani normal değiller de daha da kötü olmamasına şaşırıyorum. Fazla iyi bir mental durumdalar şu anda. Bu kadar iyi olmamalılar bence. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Yankı karakterini okumak çok hoşuma gidiyor. Yani bu ergen lafları haricinde, işte Allah belanı versin ya da sonu ünlemle biten cringe cümleleri haricinde çok tatlı bir karakter. Ötenazi okulundaki Yeşil'i okumayı çok sevmemiştim. Çünkü güçsüzdü, hassastı falan. Ama Yankı öyle değil. Ve Yankı'nın bu hırçınlığı çok hoşuma gidiyor okurken. Bunu da belirtmek istedim. Sneak up on us overnight. We're all grown up moving along. We're all finding where we belong. You never know when we'll say goodnight for the last time. So while you're here, I'll waste no tears on a wishing we had. I hope you don't ever lose that beautiful. Sayfa 236 ve 237. O kadar komikti ki. Kaç dakika güldüm bilmiyorum gerçekten. Olur olmadık yerlerde öyle şeyler söylüyor ki bütün kitap boyunca yaşadığım tüm acı ve üzüntü şu anda yok oldu. Haykıra haykıra gülesim var. Selam. Şu anda sayfa 328'deyim ve garip bir şekilde her şey yolunda gidiyor. Ben çok işkillendim şu anda. Hani Maral'ın son 20 sayfayı mutlu bir şekilde biteceğini kesinlikle düşünmüyorum. Of, çok gereksiz gerildim. I can't let my heart is broken. Won't leave these things unspoken. I know you'll have to leave. I just can't believe that this is it. Bu nasıl bir sondu? Yani gerçekten bu nasıl bir sondu ya? Uykum geldi ama benim 4. kitabı okumam gerekiyor şu anda. Biraz ara verip 4. kitaba mı geçsem acaba? Böyle de bir günde 3 tane kitap birden okumuş olacağım ya. Bir günde 3 kitap okunur mu? Okunur mu kızım, sen bana söyle. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben bir ara vereyim. Eğer uykum gelmemiş olursa 4. kitaba başlarım. Uykum gelmiş olursa da uyurum, yarın sabah okurum 4. kitabı. Bay bay de. Ne? Günaydın. Dün gece 3. kitabı okuduktan sonra bayıldım birazcık arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok gözlerim yorulmuştu. Ve çok uykum gelmişti. Ama şimdi 4. kitapla seriye veda etmeye hazır mıyım? Değilim. Ama ne olacağını da çok merak ediyorum. Allah'tan sizi dinleyip 4 kitabı birden almışım. Yoksa ben gerçekten çatlardım. Yani kesinlikle arka arkaya okunması gereken kitaplarmış. Maral öyle sonlar yazıyor ki bir sonraki kitap için resmen çırpınıyorsunuz, acı çekiyorsunuz falan. Bunu güncel çıkma zamanında alsaydım, okusaydım eğer kafayı yerdim. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Hem spoiler yemeden hem de tüm setle beraber güzel bir tecrübe yaşamış oluyorum. Hemen bir sayfa sayısına bakalım. 397 sayfa. Bugün birazcık işlerim var. Yani tek seferle okuyup bitiremem. Ama totalde 4 saatte falan bitireceğim. Çok heyecanlıyım ve çok gerginim ve çok korkuyorum. Bu arada yine tema yaptım. Kırmızı kitap olduğu için kırmızı sweatshirt ve kırmızı makyaj yaptım. O zaman başlayalım. Hiç hazır değilim ya. O kadar hazır değilim ki şu an. We will still be together for every milestone in our lives. You're all grown up moving along. You found exactly where you belong and I know. Sayfa 75 arkadaşlar, sayfa 75. Şunu doğru bir şekilde yapalım mı sahnesi? Sayfa 102. Evet, vakti gelmişti. Gerçekten de vakti gelmişti. Yani vakti gelmişti de bu böyle mi söylenir abi ya? Kadar kaba ki bu olayın gelişmesi için hayalimdeki sahne bu değildi açıkçası. Birazcık hayal kırıklığına uğradım. Ama yine de... So while we're here.
Sayfa 162'deyim. Ve hayır ya. Of. Ben güzel şeyler olsun isterken hala başlarına kötü şeyler geliyor arkadaşlar. Ben bıktım ya. Bıktım gerçekten. Bu karakterlerin mutlu olamamasına bıktım ben artık. Özellikle sayfa 162 beni resmen o kadar derinden yaraladı ki. Evet arkadaşlar, şu anda sayfa 176'dayım. 178 diyecektim. 176'dayım. Ama çok heyecanlı olmasına rağmen işlerimi halletmem gerekiyor. Birazcık dışarı çıkmam lazım. Bugün pazar ve yarın pazartesi. Hem okulum var hem sınavlarım var. Midterm haftam başlıyor. Ben burada gelmiş maratonu yapıyorum. Neyse, onu sonra konuşuruz. Bunun gibi işlerim var yani, onları bir halledeceğim. Herkese yeniden selam arkadaşlar. İşlerimi hallettim ve maratonla kaldığım yerden devam ediyorum. Tabii ben işlerimi halledip eve gelene kadar hava falan karardı. Üstümü falan değiştirdim. Onun yerine kırmızı giydim. Sıkıntı yok yani. Bu kadarını okuduk. Bu kadarı kaldı. Saatimi falan alır diye düşünüyorum. O yüzden başlayalım. This is it, isn't it? This is it. I guess I forgot to say that I know. Şu ilahi bakış açısı bitene kadar yemin ederim canımdan can gitti ya. O kadar gerildim ki size anlatamam. Hiç bitmeyecek zannettim. Gerçekten olan olay sonuna kadar o şekilde devam edecek zannettim. Çok korktum. Aşırı korktum. Sayfa 264'teyim. Bitmesine çok çok az kaldı. Bitirdim. Kitabı bitirdim. Birazcık duygulandım açıkçası. Bu kadar duygulanmayı beklemiyordum. Şöyle bir durum var. Ben serilerde ya da kitaplarda fark etmez. Bu tarz sonları çok fazla sevmiyorum genelde. 4 kitaplık bir macera, bir serüven ve karakterlerin yaşadıkları acıların sonrasında böyle bir son okumak beni gerçekten tatmin etti. Hoşuma gitmez diye düşünmüştüm böyle bir son ama gidiyormuş. Kitapla ilgili en sevdiğim şey tüm karakterlerin bir aile haline gelmesiydi ve bu 4 kitap boyunca yavaş yavaş olan bir şeydi, böyle tek seferde değil. İkinci kitabın sonunda bir kalp krizi geçirmedim değil, geçirdim. Ve bence yazar o ikinci kitabın sonundaki kalp krizini çok güzel yaşattı hepimize. Yani siz de yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Ya şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tatlı bir maratondu, tatlı bir hikayeydi. Aslında tatlı değildi. Yani tatlı demek pek doğru değil. Çok acı bir hikayeydi ama en azından sonu ağlatmadı diyebilirim. Bana bu seriyi öneren herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğiniz kadar varmış arkadaşlar. Ötenazi okulundan daha kötü olduğunu düşünmüştüm ama ötenazi okulundan daha iyiydi. Yani bence öyleydi. Kanka karakterini zaten çok sevdiğimi söylemiştim ama favorim Kuzey. Kuzey ve Edrin. Onlar çok tatlılardı. Güzeldi ya. Keyifliydi. Yani umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Birazcık hüzünlüyüm şu anda. O yüzden çok neşeli bir kapanış yapamayacağım gibi geliyor. Ama bir maratonu daha beraber bitirmiş olduk bu şekilde. Buna siz karar vermiştiniz. Yine size bırakıyorum kararı. Zaten alışveriş videolarımdan falan neler aldığımı görüyorsunuz. Ama sokak nöbetçileri falan demeyin lütfen. Çünkü sokak nöbetçileri çok uzun. Onu maratonda bitirebileceğimi düşünmüyorum. Yani o beni reading slump'a sokar. Neyi okumamı isterseniz bana söyleyin. Rica ediyorum bende olan kitaplardan söyleyin. Çünkü artık param bitti. Gerçekten param bitti. Kitap alamıyorum. Kapanışa geçelim. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.